arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 demoyu incelemeye devam ediyoruz. Bugün de bir maç yapacağız arkadaşlar. Hemen gösteri maçına gidiyorum. Takımlarımızı seçiyoruz ve bir maç yapacağız bakalım. Nasıl bir maç olacak? Ben Liverpool'u seçeceğim arkadaşlar. Karşıma da Barcelona'yı seçelim. İleriye diyelim. Oyun planına hemen şöyle kısaca bir bakmak istiyorum. Ondan sonra genel ayarlara bir bakacağız. Oyun seviyesini. Şöyle bir bakalım. İleri üçlüyü ellemeyeceğim. Şu orta sahayı biraz açacağım. Şöyle yanları açacağım. Hafiften çok birbirine çok yakın çünkü. Şöyle hafiften açalım. Hernandez'i de biraz ön tarafa hafiften alalım. Tamam. Oyun düzenimiz bu şekilde olsun. Güzel zaten bu şekilde. Hemen geriye gerelim. Şuradan şeye bakalım arkadaşlar. Oyun maç düzeyi süperstar. Arkadaşlar PlayStation'ı ben çok fazla oynamadığım için çok iyi değilim. Bunu en baştan da söyleyeyim, belirteyim. Superstar'da da oynayamam. Yenilirim muhtemelen. O yüzden şöyle orta seviyede bir takım düzeyi seçelim. Okey diyelim. Geri gelelim. Başlama vuruşuyla başlayalım. Ve maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım PES 2019 nasılmış? Oynanışı hep birlikte göreceğiz. Maçlar zaten 5 dakika arkadaşlar. Çok fazla bir seçeneğimiz yok orada. Nasıl bir oyun bizleri bekliyor bakalım, göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi görseller muhteşem olmuş arkadaşlar. Yani ben çok beğendim açıkçası. Burayı da hızlı bir şekilde geçmek istemiyorum. Schalke'nin stadını gösteriyor şu anda zaten. Çıkış koridoru. Oyuncular. Gördüğünüz gibi görseller harika arkadaşlar. Hemen burayı hızlı bir şekilde geçmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle görselleri bir görelim. Kameramanı görüyorsunuz hemen futbolcuların yanında. Harika bir görüntü. Oyuncular selamlıyor taraftarları. Hemen oyuncu düzenlerini gösteriyor. Burayı geçelim. Maç başlıyor. Roberto Firmino'nun vuruşuyla başladık maça. Henderson verdi. Geriye oynadık. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla iyi değilim. Biz mobilciyiz biliyorsunuz normalde. Ama Kenan abimiz sağ olsun inceleme için evine bizi davet etti. Kırmadı bizi. Biz de geldik. Maçımızı yapıyoruz. Salah şimdi uzaklardan. Sanırım defansa çarptı. Korner olması lazım. Bakalım. Aa, değilmiş. Kaleci vurusuyla ters değiyen şimdi başlıyor. İndirebilecek mi? Lovren indiremedi. Iniesta şimdi. Baskı yaptık orada. Maç yine bizden çıktı. Iniesta. Oyunun oynanışı gerçekten harika arkadaşlar. Biraz ağır olduğunu söylüyorlardı ama öyle bir ağırlık söz konusu değil şu anda. Uzun bir degaj attık. Kime doğru geldi? Firmino indirebilecek mi? İndirdi. Iniesta pas yapıyor şimdi, hazırlık pası. Zaten burada yenilip yenilmememiz önemli değil arkadaşlar. Güzel bir pas Firmino'ya gelmedi Salah'tan. Jordi Alba 85 overall oldu. Baskı yapıyoruz orada. Alamadık. Şimdi kontra atağa çıkabilecek miyiz? Salah. Güzel bir pas denemesi olmadı. Geçmedi. Kısa kaldı. Dediğim gibi PlayStation'da çok fazla maç yapmadığımız için biraz alışmamız zaman alacak. İnşallah oyun çıkmadan almayı da düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir pas Roberto Firmino'ya doğru geçecek mi? Yine geçmedi. Oyun motorunu gerçekten güzel yapmışlar arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla oyun gayet akıcı. Gerçekçiliği ön plana çıkarmışlar bayağı bir. Şimdi Jordi Alba. Arnold geldi orada, baskı yaptık. Aldık topu, şimdi çıkıyoruz.
çıkamıyoruz. Bir hata. Messi. Bir karambol oldu orada. Kapamıyoruz. Mobile göre gerçekten biraz zor arkadaşlar. Çünkü elimiz alışkın değil. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Çıkartın o topu. Defansta riskli paslaşmalar. Şimdi Mane. O maçı burada nasıl bitirdi? Kontra hata çıkıyorduk. Yani o ara pası müthişti. Bakalım. Hemen ikinci yarıya geçelim. Topla oynama oranı 60'a 40 olarak bayağı düşükmüş. Hemen arkadaşlar şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Onayla tuşuna bastık. İkinci yarıya gidiyoruz. İkinci yarıda inşallah güzel goller bulmaya çalışırız. Başladı Busquets şimdi. Pique'ye hazırlık paslarıyla başladı Barcelona ikinci yarıya. Baskı yapıyoruz. Ter Stegen uzun kullandı. Arnold indirebilecek mi? Şimdi indirdi. Chamberlain verdi. Salah. Salah ortasını açtı içeriye. Kaleye doğru gitti. Mane vuramadı. Ter Stegen şimdi kullandı. Coutinho. Geldik kaptık. Verdi pasını Firmino'ya. Firmino. Salah kaç oğlum? Olmadı. Şimdi Suarez. Yine kaptık. Kaptırdık. Karamboller yaşanıyor orta sahada. Şimdi Jordi Alba. Lorven kaptı orayı. Arnold geldi aldı. Chamberlain. Verdi Roberto Firmino. Salah'ın önüne güzel bir pas. Muhammed Salah gidiyor. Salah vurdu. Kaleci ters değen. Muhammed Salah harika girdi içeriye. Firmino ara pasını güzel attı. Hızlandı Salah. Döndü içeriye. Güzel bir vuruş ters değen son anda. Maç ikinci yarı adeta hızlandı. Kullandı Milner. İçeriye doğru. Mane'ye gelir mi? İkinci pozisyon. O nasıl bir şut öyle? Chamberlain o nasıl bir şut? Ter Stegen şimdi kullanacak. Kaleci vuruşunu. Suarez verdi. Rakitic. Iniesta'ya döndü. Jordi Alba. Güzel paslaşmalar. Arnold şimdi orayı kapatıyor. Arnold geldi. Suarez'e bir pas. Suarez yapmayın çocuklar. Uzaklaştır oradan topu. Uzaklaştıramıyoruz. Karambol. Messi vurdu. Kaleci Karius. Hadi oğlum hızlı çık. Mane verdi topu. Şimdi Salah'ın önüne doğru gelmedi. Salah'a geçmedi top. Şimdi Barcelona'dan hata geldi. Şimdi Salah'ın önüne doğru güzel bir pas yine. Salah içeride kimse yok. Çekti. Ortasını açtı. Mane'ye doğru gelmedi. Jordi Alba şimdi. Iniesta çıkmaya çalışıyor. Barcelona takımı. Kaptık yine orta sahada. Karambol yaşandı. Şimdi Coutinho sağ taraftan çıkıyor. Van Dijk geldi. Messi'ye doğru. Lovren şimdi kapatmaya çalışıyor. İçerisi bomboş maalesef. İçerisi boş. Kötü bir pas Messi'den Suarez'e doğru. Top çıktı mı çıkmadı. Van Dijk girdi araya. Aldık topu şimdi. Verdik. Artık son anlar ve maç bitiyor arkadaşlar. Maalesef gol atamadık. Ama Muhammed Salah'la %100 bir gol pozisyonuna girdik arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Gerçekten görseller bakımından, gerçeklik bakımından oyun motorunu güzel yapmışlar. PES 19'da umarım siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi PlayStation'da ilk defa maç yapıyorum arkadaşlar. Daha önce maç yapma fırsatımız olmadı. Top açmıştık ama daha önce Kenan abiyle top açımları yaptık. Maç yapmamıştık. İlk defa yapmış olduk. O da PES 19'a nasip oldu. Bu şekilde demo incelemeleri gelmeye devam edecektir arkadaşlar inşallah. PlayStation almayı da düşünüyorum bakalım çıkana kadar. Kısmet olursa bakalım şartlar yerine gelirse almayı da düşünüyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki PES 2018 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.